Peki, Antalya'ya gidelim. Evet, lüks bir sitede bir yangın çıkıyor ve bir anne, kahraman anne, iki kardeş alev kapanında mahsur kalırken kahraman anne o eve giriyor ve 5 yaşındaki yavruyu kurtarıyor Ebru'cum. Başımdan aşağı bir su döktüm damacanayla. İçeri girerek aldım. Çocuk ses vermiyordu. El yordamıyla aradım onu. Evlatları ateş çemberinde mahsur kaldı. Anne canını içe saydı. Alevlerin arasına dalıp oğlunu ölümün kıyısından çekip kurtardı. En son anne dediğinde oradan hemen kucakladığım gibi koşturarak çıktım. Yayla ailesi Antalya'daki bu lüks sitede yaşıyordu. Anne Neslihan Yayla kızını okuldan almak için evden çıktı. Büyük kızım 17 yaşında, küçük bir oğlum var 5 yaşına girdi. Evdeydiler. Dönüş yolunda evinden çıkan dumanları gördü. Tam köşedeyken bir baktım döndü. Mutfak camından duman çıkıyordu. Koşturarak arabayı park ettim ve yukarı çıktığımda ev yanıyordu. Komşular çoktan yardıma koşmuştu. Ekipler de geldi ama kapı bir türlü açılmadı. Kapı açılmıyordu. Kapının arasında dumanlar geliyordu. İçerisi gözükmüyordu zaten. Sanırım klima açıktı. Klima patlamış. İçin ütü patlamış galiba. Abla ateş çemberinden kurtarıldı ama kardeşi ortada yoktu. Anne bir an olsun düşünmedi, alevlerin arasına daldı. Başımdan aşağı bir su döktüm damacanayla. İçeri girerek aldım. İçeride küçük çocuklar vardı, onları aldık. Çıktık işte. Çocuklar tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken evden geriye harabe kaldı. Neslihan Hanım ve evlatlarına çok büyük geçmiş olsun öncelikle. Kesinlikle. Bir kahraman anneden bahsediyoruz burada. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi o anda düşünsene, yani kendini yerine koy. Evin yanıyor. Çıkın markete git, gelmişsin. Dumanlar çıkıyor. Kendini yerlere atıp ne oluyor aman 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 diye bir, o panikle bambaşka bir halde olabilirdi. Evet. Bir seçenek, çünkü insan şokla ne yapabilir? İkinci seçenek çok görülmüş bir şey değil ama işte annelik, analık. Ne uğruna olursa olsun içeri girip ben onu yapacağım. Evet. Ve yapmış da. Bravo. Göz gözü yani. Görmüyor bak, çocuğu el yordamıyla bulmuş içeride. Neler yaşamış. Büyük abla da çıkmış, çok büyük geçmiş olsun. Feci bir şey yaşanmış. Neden olur diye baktım. Bakır boruda kaçak olması durumunda ve ortamda kibrit, çakmak gibi yanıcı ürünlerin yakılması sonucunda klima patlaması yaşanabiliyor. Aynen. Biraz da hani yeni değildi, biraz eski modelse ama lüks bir site de deniyor ama farklı deniyor. Bir yerden de çıkmış olabilir bir taraftan. Annenin söylemesi bu ama nihayetinde bir yangın çıkmış. Hani evde de 17 yaşında bir kızımız abla var bilinçli. Evet, 5 yaşında valla yani hani alevlerin içinden, dumanların arasından giriyorsun. Üstüne öncelikle bir su dökerek falan, büyük kahramanlık yani. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Kesinlikle ama dediğin gibi annelik zaten bu refleksi ortaya koyuyor. Her şeyi göze almış. Helal olsun. Çok büyük, çok çok büyük geçmiş olsun. Çok zor. Antalya tabii sıcağı düşünsen, hele bu dönemde hala sıcak. Klimalar bütün gün çalışıyorlar. O zaman şuna tekrar dönüp bakmak lazım. Yani bu teknik servislerin gelip hani kontrol zamanları var. Yani bunları aksatmamak lazım. Tabii. Arabalarda, klimalarda, her türlü elektronik cihazda. Tabii, tabii, tabii. Çok kıymetli. Büyük geçmiş olsun. Peki, geçmiş çok olsun. Zor bir şey çünkü. Hadi bakalım.